Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. 2021-2022 futbol sezonu için Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım'la geçtiğimiz hafta içerisinde anlaşma imzalayan teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak hocamızla birlikteyiz. Bugün siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızla bir tanışma toplantısı gerçekleştirelim istedik. Hocamızla basın mensubu arkadaşlarımızı bir araya getirelim istedik. Hocamıza Büyük Samsun Spor Camiası'na öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Amin inşallah. Sözü kendisine bırakalım. Bir sohbet havası içerisinde hocamızla bir hasbihal etmiş olalım. Hocam tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle Büyük Samsun Spor Camiası'nın içinde olmak beni çok mutlu etti. Bu anlamda öncelikle başkanımıza, yönetimimize ve herkese teşekkür ederiz. Bu büyük mutluluğu hep beraber yaşayacağız inşallah. Samsun Spor Camiası bize çok uzak olan bir camia değil. Zaten bildiğimiz bir camia. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldim. Bunun bilincindeyim. Özellikle geldiğim günden beri mesajlarıyla, aramalarıyla bunu hissettiren Samsun Spor taraftarına da buradan teşekkür etmek istiyorum. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Ne istediğimizi biliyoruz. Çok uzun bir yola çıktık. Bu yol benim çok iyi bildiğim bir yol. Daha önceden gittiğim ve sonunda da şampiyonluklarını yaşadığımız bir yol. İnşallah bu yola bu sene hep beraber çıkacağız. Bu yolda İyi günümüz olacak, kötü günümüz olacak, mağlup da olacağız, kazanacağız. Ama bizim için önemli olan bir tek şey var. Bu birlik beraberliğimizi bozmadan sonunu beklemek, sonuna kadar gitmek. Biz o kötü yolda önümüze çıkan engellerle ekip olarak, cami olarak savaşacağız zaten. En önemli şey o sonundaki istediğimiz, şehrimizin hepimizin istediği bir şampiyonluk. Bu şampiyonla hep beraber yürüyeceğiz. Şu anda ekibimle ve kendimle alakalı basın toplantısı olduğu için çok fazla bir şey konuşmayacağız. Bu bir, hep beraber bir tanışalım. Açık iletişim yapacağız. Özellikle sizlere söylüyorum. Ben çok açığımdır. 24 saat telefonum açıktır. Soramayacağınız hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey saklamayız. Açık olacağız. Sizler de öyle. Bizi sevmeyebilirsiniz. Yöneticileri sevmeyebilirsiniz. Ama herkes Samsun Spor'u sevecek. Sizler de dahil. Bu takıma zarar verecek hiçbir işin içinde olmayacağız. Beraber. Eğer bizden haber alamazsanız başka şeyler yazmak zorunda kalırsınız. Onun için bilgi kaynağı bizleriz. Yöneticilerimiz. İşte hep beraber çalışacağız. Sizden çok fazla gizleyecek bir şeyimiz yok. İstediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri konuşuruz. Şeffaf olacağız. Açık iletişim yapacağız. Bunu tekrar üzerine basarak söylüyorum. Bir tek amacımız var. Hepimizin, sizlerin, bizlerin Samsun Spor'un şampiyon olup Süper Lig'e çıkması. Bu amaç uğruna biz ekibimizle birlikte elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapacağız. Ve inşallah sizlerle birlikte, o büyük Samsun Spor taraftarıyla birlikte ki inşallah bu sene tribünlerde onları da göreceğiz. Onların tribündeki desteği, bizlerin sahadaki mücadelesiyle de sezon sonunda o arzu ettiğimiz şampiyonluğu yakalamak için her şeyi hep beraber yapacağız. Oyun anlamında herkes bekliyor. Bundan önceki sene şöyle oldu, böyle oldu. Ben şunu söyleyeyim. Benim kendi bir oyun sistemim var, bir oyun taktiğim vardır. Her gittiğim yerde de söylerim. Ben hücum futbolu oynatan bir hocayım. Önde oynatırım. Önde oynamaya çalışırım. Bunu yaparken risk alırım. Riskler olacak. Oyun şeyimde iki yersem üç atayım. Böyle bir oyun şeklim vardır. İnşallah burada başladığımızda da göreceksiniz. Tabii bu biraz çok fazla çalışacağız. Bazen bu söylediklerimiz sahaya yansımayacak. Ama çok çalışarak bunun yansıması için her şeyi yapacağız. Samsun Spor hedef takımdır. Şampiyonun en büyük adaylarından biridir bulunduğu her yerde. Biz de buna göre oynayacağız. Oynadığımız rakiplere tabii ki önlemler alacağız ama biz Samsun Spor'uz, bunu bilerek oynayacağız. Herkes bize önlem alacak diyeyim.
Öyle söyleyeyim. Çünkü bizim Samsun Spor olarak bu ligdeki ağırlığımız, bizim normalde Samsun Spor'un Süper Lig'de olması lazım. Ama biz bulunduğumuz her ligde, her yerde hedef oynayan takım olacağız. Burada da öyle olacağız. Dediğim gibi kafanızda oluşacak her türlü şeyi bizlere sorun. Şu anda böyle kısa olarak geçelim. Daha sonra çok uzun uzun her şeyi konuşacağız. Soru alabiliyor musunuz? Tabii ki alırız. Hocam hoş geldiniz Samsun. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Spor 55 programı. Yapılan transferler var şu ana kadar. Evet. Transfer yapıldı. Bunların içerisinde sizin öngördüğünüz topçular var mıydı? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Benden önce transferler yapıldı. Kulübün politikasıdır, şeyidir. Bence çok da güzel yapmışlar. Çok geç kalmamak lazım. Alınan oyuncuların hepsi bir çalışmanın ürünü. Yani yoldan geçen oyuncular alınmıyor. Çok çalışılmış. Çok iyi bir scout ekibimiz var. Hepsiyle tanıştık. Çok çalışıyorlar. Alınan oyuncularda da inanılmaz çalışmışlar. Gelen oyuncuların hepsini de ben kendim de gelsem isteyeceğim oyunculardı Samsunspor için. Benden önce yapılanlar, benden sonra yapılanlar diye bir şey yok. Samsunspor'un transferidir hepsi. Biz bu arkadaşlarla yola devam edeceğiz. Bunlara takviyeler yapılacak bundan sonraki süreçte. Kaç transfer düşünüyorsunuz? Şu anda sayı olarak söyleyemeyiz. Yani 5 dersin 7 olur. 7 dersin 4 tane alırsın. Kiralık giden oyuncularımız var. Altyapıdan çıkacak oyuncular olacak. Altyapıdan çıkan oyunculara da bakacağız. Hepsini birleştireceğiz. Bizim için ne lazımsa onu yapacağız. Ama bunu sayı vermek 3'tü, 5'ti, 7'ydi doğru değil. Şu ana kadar iyi bir transfer politikası var. Alınan oyuncular, gelen oyuncular. Sadece şunu söyleyeyim. Buraya gelen her oyuncu öncelikle karakteri, futbolculuğu tabii ki olacak ama karakteri, kişiliği bu kulübe çok uyacak. Biz çünkü bir haftalık, 10 günlük iş yapmıyoruz. Bir sene beraber çalışacağız. O zor günlerde o birlik beraberliğimi sağlayacak, armasına, takımına sahip çıkacak oyuncularla oynayacağız. Bunun ismi hiç önemli değil. İsterse dünyanın en iyi oyuncusu olsun, isterse altyapıdan çıksın. Formasının hakkını veren, onun için mücadele eden herkes bizim içimizde olacak. Bundan sonraki transferlerimize zaten çok inceleyip sık dokuyacağız. Şöyle bir şey de var, çok da acele etmeyeceğiz transfer için. Çünkü çok kişi gelmek istiyor. Çok kişi sizleri arayanlar bile oluyordur. Bizleri arayanlar, herkes arayanlar olacak. Bizim için önemli olan bize faydalı olacak oyuncular. Bunun için de bundan sonraki süreçte ben, ekibim, işte transfer komitemiz, her şeyimizle Samsunspor'a layık olacak oyuncuları buraya getireceğiz. Ve bundan sonra yola öyle devam edeceğiz. Aynı takımda bu ligde şampiyon oldunuz. Bu evet. Sistemini çöktünüz mü? TFF birliğinde. Bunu söylemek istersiniz. Ya tabii ki hani 3 tane şampiyon olmak bu ligde çok kolay değil. Üst üste olmak çok zor. Zaten onun bütün Türkiye'de sağ olsun şeyini aldık. İlk defa bir hoca üst üste 3 sene şampiyon yaptı. Bu da bize nasip oldu. Tabii ki bu ligin bir şifresi var ama bu illa öyle yaptın, böyle yaptın değil. Bunun en büyük amacı çalışma ve birlik beraberlik. Burada da bunu yapacağız. Bu iş sadece ben ve ekibimin işi değildir. Bu iş benim, başkanın, yönetimin, taraftarın, basının, bu iş hep beraber yapılır. Ben yok, biz olacağız. Bizim en büyük ilkemiz bu. Bu işi hep beraber yapacağız. Bu işte dediğim gibi iyi gün olacak, kötü gün olacak. Ama en önemli şey sonundaki şampiyonluk. Biz ona hep beraber gideceğiz. Başlarken söyledim, bu yol bizim bildiğimiz yol, çok gittiğimiz yol. Onun için o avantajı kullanacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam Samsun spor şehri. Evet. Samsun sporun iyi bir altyapısı var, geçmişte bunun örnekleri var. Uzun bir süreden beri altyapımız Lörent'e gitti. Şu anda altyapıda bir ilgime başladı. Altyapı ile sizin herhalde altyapıda Türkiye'de en çok altyapıdan hoca, futbolcu oynatan hoca benim diyebilirim. Çıkartan da. Bunun çok örneği var. Şu anda da Süper Lig'de oynayan en az 11-12 tane oyuncum var. Bizim elimizin değdiği. Geldiğimde de özellikle söylediğim şeylerden biri o. Biz dışarıdan genç oyuncu
veyahut da bekleyip ileride olacak oyuncuyu alacağımıza biz kendi altyapımızdaki oyuncuları değerlendireceğiz. Çünkü U19 takımımız lider bitirmiş. Oradan çok kaliteli oyuncular var ve o oyuncuların biraz tabii hem bizim sabrımıza hem onların sizlerin sabrına ihtiyacı var. Onları alacağız, onları değerlendireceğiz, içimize alacağız. Baktık eğer oynuyorsa koyar oynatırım. Benim hiç öyle şeylerim yoktur yani altyapı anlamında. Onlardan bir 5-6 tanesini kampa da götüreceğiz. Bizimle birlikte olacaklar, bizimle birlikte yaşayacaklar. Bu havayı teneffüs edecekler. Formayı hak eden de oynayacak. Şeyinizi altyapıya yansıtacak mısınız oyun sisteminizi? Zaten eğer bir yerde başarı olmak istiyorsak birinci şey budur. Ben ne oynuyorsam altyapıda onu oynayacak. Bunu tabii orada şu anda Yücel Hocam'la da konuşacağız, altyapıyla da konuşacağız. Yücel Hocam da çok sevdiğim, çok değer verdiğim, karakteri, kişiliği, antrenörlüğü çok önemli bir insandır. Bunların hepsini konuşacağız onlarla ve biz kendi oyun sistemimizi mümkün olduğunca onların da oynamasını isteyeceğiz. Çünkü yarın bir gün oradan bir oyuncu yukarıya çıktığı zaman herhangi bir zorluk yaşamasın. Herhangi bir yukarıya çıktığında ben hani aşağıda farklı oynuyordum, yukarıda farklı oynuyordum olmasın diye. Bununla alakalı da bir konuşmamız olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hocam şunu sormak istiyorum. Transferlerden bütçe şu an ne kadar? Ne kadar transfer bütçemiz var? Transfer? Bütçe. Valla Samsun Spor'un bütçesini biz tartışamayız. O oyunculara bağlı, alacağımız oyunculara bağlı yani. Bütçe şudur diyemeyiz. Bir an önce dediğim gibi belki 5 oyuncu alacağız, belki 7 oyuncu alacağız, belki 3 tane alıp altyapıdan şey yapacağız. Bunu bilemeyiz. Öyle bütçemiz yok ama doğru oyuncuları alacağız, doğru oyunculara gideceğiz. Teşekkürler hocam. Çarşamba Haber Ekspres gazetesi. Merhaba. Merhaba. Şimdi bu yıl, yani geçtiğimiz yıl yabancılardan Transfer hiçbir şey alamadı, hiçbir verim alamadı. Evet. Dünkü kongrede başkan genç bir kadroyla gidecekti. Siz de aynısını söylüyorsunuz. Bu sene yabancı transferlerini çok fazla kadroda bulunduracak mısınız? Fazla transfer yapacak mısınız? Artı genel olarak yerli ve genç futbolcu ama Samsun altyapısı veya kendi bölgemizin kadrosuyla mı mücadele edeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim genç dediğimiz hani ne anladığınızı bilmiyorum ama genç anlamında şu anda yani ben mesela 35 yaşına ben papaz demiyorum. Eğer işini doğru yapıyorsa Paja da papaz o zaman ama 3 senedir gol kırarı ve takımı şampiyon oldu gibi. İşte yaş sınırı hepimizin kafasındaki şeydir. İşini yaptıktan sonra benim için 17 yaşla 36 yaş arasında bir fark yok. Bizim için önemli olan sahada işini yapan oyuncu. Altyapıyla biraz önce söylediğim gibi bizim kadromuzu biz altyapı oyuncularla falan götürmeyeceğiz. Bizim şu anda çok kaliteli oyuncularımız var. İyi de bir kadromuz var şu anda. Alınan oyuncular da çok kaliteli oyuncular. Tabii ki bunların arasına o kaliteli oyuncuları sokacağız. Şimdi daha önce alınan yabancı oyuncular var. Bu oyuncuların bizim istediğimiz var, istemediğimiz var. Tabii ki bazılarından verim alınamadı. Onların gönderilmesiyle alakalı ama tabii bu kulüp tarafını ilgilendiren bir şey. Onların gitmesi ve diğer şeyler. Onlarla alakalı işleri zaten yönetimimiz onu şey yapacak. Biz tabii şu anda bizim yabancılarla alakalı hareket etme şansımız şu anda yok. O oyuncularla görüşülecek. Bizim istediğimiz var, kalmasını istediğimiz, gitmesini istediğimiz var. Ama burada önemli olan kalmasında da gitmesinde de Samsun Spor'a zarar gelmeyecek şekilde olacak bu. Kalsa da gitse de onun için bununla alakalı şeyi zaten şeyler sorarsınız onlar daha net bir şekilde bildirir. Biz şu anda mevcut kadromuz ve buraya katılacak oyuncularla ilgileniyoruz. Şu anda bu tabii Türk oyuncular bizim için daha önemli şu anda ve onunla alakalı da çalışma yapacağız. Bunları kampa götürmeyi veya takımla şu anda birlikte çalışmayı düşünüyor musunuz? Yoksa hani direkt çıkıp kamp programı
Şimdi şöyle söyleyeyim, bu saydığınız oyuncuların hepsi Samsunspor'un oyuncusu. Ama biz bir yola çıkıyoruz ve o yola çıktığımız yolda bizim kafamızda da kendimize göre planlarımız var. O saydığın oyunculardan farklı oyuncular da var burada. Plümayn var. Bazılarını ben alacağım. Mesela Plümayn daha önce benim çok istediğim, beğendiğim oyunculardan biriydi. Şimdi bir oyuncu gelir bir kulübe. Ben mesela Gökhan Karadeniz'de iki takımda şampiyonluk yaşadım beraber. Geçen sene burada oynadı futbol. Herkes dedi ki Gökhan bu mu diye. Ama bazen oyuncular hocalara göre, kulüplere göre, takımlara göre, seyirciye göre veya o andaki ortama göre farklılık gösterebiliyor oyuncular. Buraya gelen oyuncuların hiçbiri kötü oyuncu değil. Geçen sene alınan yabancılar da dahil, Türkler de dahil. Çok iyi oyuncular alındı. Ama performans olarak dediğinizde haklısınız. Yabancılardan çok fazla performans alamadınız. İşte Türk oyuncular öyle oldu, böyle oldu. Yani ben bize yarayacak oyuncularla kampımıza gideceğiz. Eğer oyunculardan gene verim alamayacaksak onlara da teşekkür edeceğiz. Belki transfer ettiğimiz oyuncular var. Kampta bakacağız. Belki yeterli görmeyeceğiz. Daha iyisine gideceğiz. Yani biz bir önce söylediğim gibi biz şeffaf olacağız. Yani ben o oyuncu, bu oyuncu her yerde vardır. Bir taraftarın çok sevdiği oyuncu vardır. Hiç sevmediği oyuncu vardır. İşte bu olmaz, o olmaz. Yani kulüp politikası çok önemli. Bizlerin politikası önemli. Tabii ki sizlerin görüşleri bizim için çok önemli. Taraftarın görüşü çok önemli. Ama bir de hedef var. Ve o hedefe giderken de bazen taraftarın istemediği olacak. Bazen yönetimin istemediği olacak. Ama ortak bir nokta var. Samsunspor'un başarısı. Bu yolda biz gereken her şeyi yapacağız. Hocam, Metin Atlı, Samsun Haberi.com ve Tribün 25 programı. Merhaba. Şimdi hocam, mevcut bir kadro var. Yapan evet. Transferler var. Evet. Sizin kafanızda bir kadro oluşturmuşsunuz. Şu anda takımda eksik bölgeler, transfer özelliği olan eksik bölgeler. Var, şu anda yapmamız gereken yerler var. 4-5 tane mevki var. Oralara transferle alakalı çalışmalarımıza başladık zaten. O mevkilerle alakalı, hani şu mevki, bu mevki, şimdi çok şey yapmayalım ama bir 5-6 tane oyuncuyla alakalı, mevkiyle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Bunları yaptığımız zaman zaten sizlerle paylaşacağız. Hani sizlerden zaten bir şey saklamayacağız ama şöyle de hak verin bize. Transfer dönemlerinde size, yani basının veya diğer şeylerin girdikten sonra fiyatlar inanılmaz artıyor. Ya biz de bunları şey yaparak, biz işler bitene kadar bazı konularda daha hassas olacağız. Belki sizlerin haberi olmayacak ama transfer bittikten sonra, çünkü Samsunspor'un isminin geçtiği her yerde hem fiyatlar yükseliyor hem davranışlar farklılaşıyor. Biz inceleyip sık dokuyacağız. Transferler bittikçe de zaten sizlere haber vereceğiz. Bazen tabii bizden önce haberiniz oluyor, ona da şaşırıyoruz zaten. Halk Atletik Can Ercap var hocam. Merhaba hocam. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. 3 yıl üst üste bir şampiyonluk var dönüşlükte. Evet. Artık Süper Lig seviyesinde bir teknik adamsınız. Teşekkür ederim. Yani birinci lige gelmeniz bence sizin kariyeriniz açısından çok önemli bir adım. Yani Samsunspor'un olduğu yer her zaman yüksek bir seviyedir ama bir yıllık da sözleşmeniz var. Evet. Bilmiyorum artık bir opsiyonu var mı? Yani sözleşmenin detaylarına mı? Yok. Onu soracağım size. Yani bu yıl Allah'ın izniyle şampiyon olmamız durumunda Başkan Yüksel Yıldırım'la sözlü veya yazılı olarak gelecek sezonda Samsunspor'un başında olabileceğiniz, yani Süper Lig'de olabileceğiniz sözlü ve yazılı bir konuşma gerçekleşti mi ya da bir anlaşma yapıldı mı? Şöyle söyleyeyim. Ben 8'e yakın kulüpten bana teklif geldi. Birincilikle alakalı. Hiçbiriyle görüşmedim, konuşmadım. Ama Samsunspor bunlardan farklıydı. Başkanımıza aynı şeyi söyledim. Buraya gelme sebebim benim için üst veya alt değil. Benim için hedefleriyle uyuşan takım çok önemliydi. Samsunspor takımı şu anda benim hedeflerimle tam uyuşan bir yer olduğu için. Zaten başkanımıza görüşmemizde işte Mustafa Bey de beraberdi. Çok fazla sürmedi. Hemen anlaştık diyebilirim. Çok fazla bir şeyimiz olmadı yani, öyle olumsuz olacak hiçbir şey olmadı. Bir senelik konuştuk. Benim için 5 senelik anlaşılmış. Hiç fark etmiyor. Ertuğrul Hoca'da 5 sene anlaşılmıştı. Çok sorun değil şeyler. Bizim için önemli olan yaptığımız iş
ve ben çok şampiyon oldum, ayrıldım çoğu takımdan da. Eğer hedeflerimiz uyuşursa devam ederiz. Başkanıma da söyledim. Benim 5 sene mukavele yap, oraya yazdır. Ben hakkım olmam, hiç parayı da almam. Yani çoğu gittiğim kulüplere de sorabilirsiniz. Anlaşırım. Bazı kulüplerde şeyim olmasına rağmen yazar orada. Almadan gittiğim çok kulüp vardır. Önemli olan yaptığımız doğru işler. Biz burada onu yapacağız. Sezon biter, şampiyon oluruz. Der ki hocam çalışalım veya çalışmayalım, ama önemli olan ben aldığım işi bitirmem. Onun için biz buraya Samsun'u şampiyon, Süper Lig'e çıkarmaya, hak ettiği yere çıkarmaya geldik. Onun için de her şeyi yapacağız ve inşallah sezon sonunda o mutluluğu da hep beraber yaşayacağız. Ettim. Hem oynadığımız futbol hem aldığımız yetiştiriler çok kez eleştirildi. Yani galip gelse bile takımın oynadığı futbolu her zaman eleştirildi. Sonuca çok çabuk gidemedik. O dönemlerde pandemi dönemi olmasıyla kaynaklı birçok dedikodular ortaya çıktı. Prim muhabbetleri oldu, futbolcu arasındaki şeyler oldu. Hani az önce dediniz ki açık iletişim içerisinde olacağız. Dolayısıyla da haftalık bir basın toplantınız olacak, rutin. Yensek de yenilsek. Yani çünkü biz bunu göremedik. Yani yenildiğimizde kapılar kapandı, yendiğimizde bütün kapılar açıldı. Hani onlar bizim toplantıları yapılmaya başladı. Şimdi... Bu bir ilişkiniz olacak mı? Artı bir sorun daha olacak. Tabii. Sağlık'ın hocası olarak hem yönetimsel hem de takım içerisinde dengeleri kurarken nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Çünkü hani o dedikoduları bir daha yaşayacak mıyız? O prim muhabbetleri Sağlık'a bir daha duyacak mıyız? Oralara nasıl bir kesinlik çaktınız? Şimdi biraz önce dedim ya, bazı şeyleri bizden önce duyuyorsunuz diye her şeyi falan. Şimdi primin olduğu yerde o muhabbetler her zaman olur. Bunlar kulübün içinde olup onlar halledilecek şeylerdir. Oyuncular her zaman daha fazlasını ister, daha fazla kazanayım ister. Bunlar o zaman konuşulacak konulardır. Bunlar çok fazla da büyütmeye gerek yok. Oyuncularla yönetim arasındadır. Onlar girilir, konuşulur, halledilir. Biraz önce söylediğim şeylere istinaden söylüyorum. Oyuncu kadrosunu kurarken benim en fazla dikkat ettiğim şey budur işte. Bir önce söyledim. Bazen çok kötü zamanlar olacak, çok kötü dönemler olacak. Oyuncular orada birleşebiliyor mu? O aynı şeyi düşünebiliyor mu? Benim için önemli olan o. Her şey güllük gülistanlık gitmeyecek. Şu anda böyleyiz. Yarın bir gün mağlup olacağız. Hepiniz yazacaksınız. Diyeceksiniz ki bu oynamadı, şu oynamadı, şöyle olmadı. Normal. Sizin bir görüşünüz var. Biz burada yapacağımız tek şey mümkün olduğunca oyunculara adalet duygusunu yerleştirmek. Benim en önemli şeyim odur. Oyuncular bizim adil olduğumuza inanacak ve kim hak ederse oynayacak. Birinci işimiz bu. Diğer şeyler hani primdi, şunlardı, bunlardı. Onlar muhakkak ufak tefek olacaktır ama bunları çok fazla büyütmeden kendi içimizde eriteceğiz. Biz belli şeyleri, standartları koyacağız ve o standartlardan gideceğiz. O standart içinde oyuncu ne yapacağını, ne olması gerektiğini bilecek zaten. Oyuncu da kendi hakkını aldıktan sonra bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Hak hukukunda olduğu bir yerde zaten bu tür şeyler konuşulmayacak diye düşünüyorum ben. Yani onu her çarşamba, zaten onu söyleyecektik ama neyse ben söyleyeyim. Her çarşamba sizinle birlikte olacağız. Ben hatta bir de futbolcu da olacak yanımızda. Çünkü futbolcunun da söyleyeceği şeyler vardır, hocanın da vardır, sizin soracağınız şeyler vardır. Biraz önce söylediğim şey bu işte. Biz bazı şeyleri saklayıp bazı şeyleri... Sen eğer oyuncuya sorup bir şey öğrenirsen zaten yanlış öğrenmiş olacaksın. Oynayan oyuncuya sorarsın farklı, oynamayana sorarsın farklı. Onun için biz burada her çarşamba oynadığımız maç veya oynayacağımız maç ikisiyle alakalı da oturacağız, basın toplantısı yapacağız. Siz doğrudur, yanlıştır. Siz kendi fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Biz size fikirlerimizi söyleyeceğiz. Bunun galibiyetle, mağlubiyetle bir işi yok. Yani mağlup da olacağız. Benim tavrımı, tarzımı gene göreceksiniz. Çünkü biz böyle çalışıyoruz. Şeffaflık benim için çok önemlidir. Ama tabii dediğim gibi beğeniniz olacak, beğenmeyeniniz olacak. Konuşma, tavır, tarz farklıdır. Diğer şeyler farklıdır. Yani ben kimseye hakaret etmem, rencide etmem. Fikirlerini söylersin. Herkesin fikrine saygılıyım. Herkes farklı oyuncuyu. Şurada hepinize desem ki Samsun Spor kadrosu yazın tek tek. En azından 5-6 tane oyuncu hepinizde farklı olacak.
Herkes de böyledir. Bunlar farklı, oturur konuşulur, tartışılır. Bunu da çarşamba günleri hep beraber yapacağız. Değişik bir konuya gelin. Şimdi futbola baktığınız zaman futbolun bir ekonomi yanı var. Bir de sportif yanı var. Evet. Şimdi doğal olarak kulüpler bu işi yaparken işte size alışıyorlar, size para veriyorlar. Size futbolcuya alışıyor, futbolcuya bir para veriyorlar. Paraları kulüpler durdururken veriyor. Yani bu işi yapacaksınız diye. Aynen. Şimdi bizim ülkedeki futbola baktığımız zaman dışarıda bana bir şey yapmıyoruz. Gözlemleri izleyip ama Türkiye'de futbola baktığımız zaman Türkiye'de futbolcu ve teknik ekip kısmı hep paranın tarafında. Yani sahadaki mücadelenin yanında hiç ben bir teknik direktörde şunu duymadım. Ya arkadaşlar biz emeğimizin karşılığını alıyoruz. Ama bunu biz sahaya yansıtamıyoruz. Hiç böyle bir şey duymadım. Benim bas toplamdan dinlememişindir de ondandır. Ya ben de şey yapıyorum yani, hatibe yapıyorum. Bu düşüncelere gittiğimiz zaman bu tarafından ne diyeceksin? Ben şimdi şöyle söyleyeyim, ben çoğu takımda bas toplantısı yaptığını da söylüyorum. Oyunculara da söylüyorum, kendilerine de söylüyorum. Arkadaşlar bu kadar para aldınız mesela ama bu maç onun hakkını vermediniz. Bizim daha iyi olmamız lazım, daha şey yapmamız lazım. Çünkü biz diğer kulüplerden farklı para alıyorsak, o farklı parayı da sahaya farklı yansıtmamız lazım. Ben bunu oyuncularıma çok rahat söyleyebiliyorum. Çünkü ben sizde şu andaki iletişimi ben onlarla da kuruyorum. Hiçbir oyuncumla konuşmamazlık yapmam. Ben hep doğrucuyumdur. Son söylenince ilk söylerim. Hiç kıvırmaya da gerek yok. Oyuncuya da bunu, ben şeffafım. Oyuncuya da bunu söylüyorum. Kim hak ediyorsa, kim koşuyorsa, kim mücadelesi oynayacak. Benim için şu anda mukalelere bakıp da bu çok para almış, bu az para almış. Çok para alan oynar, az para alan, öyle bir şey yok. O yönetimin konuşmasıyla alakalı, insanın kendini satmasıyla alakalıdır. Bazen hiç oynamayan oyuncu gelir çok para alır. O konuşmasıyla alakalı. O beni hiç ilgilendirmez. Ben onun o tarafına bakmam. Benim için sahada koşan, mücadele eden, ne istediğimi bana veren oyuncu varsa ben onu oynatırım. O diğer şeyler farklıdır ama bir oyuncu varsa ki takımda her takımda iki tane üç tane böyle oyuncu vardır. Diğerlerinden daha farklı para alır. O zaman o farklılığını da sahada gösterecek. Bununla alakalı da ben sizden daha fazla onun kafasının etini yerim yani. Şimdi sohbet havasında dediğiniz için farklı bir şey. Ya biz zaten şeffaf olalım. Söyledim o. Evet. 1,5-2 yıla yakın durdu. Evini geçirmedi. Siz 1 yıllık yaptınız. Evimiz gelecek. Siz burada mı kalacaksınız? Burada kalacağız. Ev tutacağız. Ev gelecek. Bir ikincisi, şimdi başkan dün kongrede enteresan bir şey söyledi. Ben futbolda anlamıyorum ama dedi. Geri pas şampiyonudur. En iyi pas yapan takım şampiyonudur. Ama takım orada kazanan takım olmadık ya da şampiyon olan takım olmadık. Bana birinci bölgede defansa basan, geri pas yapan değil de ileriye oynayan, dikine oynayan, atak yapan, kontra ataklarla giden bir takım istiyorum dedi. Bunu başarabilecek misiniz? Bu söyledikleriniz zaten benim kendi oyun sistemim, oyun taktiğim. Bunu başarmak adına çok çalışacağız tabii ki. Bu dediklerinizi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şu anda senin bu söylediğini istemeyen kulüp yok. Şu anda 3. lige git. Hangi takıma sorarsan herkes aynı şey diyor. Basacağız, asacağız, öldür, önde oynasın, baskı yapsın falan. Bu öyle olmuyor yani. Konuşmakla falan olmuyor. Bu çalışmakla oluyor. Yaptığınız oyuncu transferleriyle oluyor. Biz o tür oyuncuları transfer edeceğiz. O tür oynayan oyuncularla oynamaya çalışacağız. Hedefimiz bu. Ama bu hedefi yakalayacak oyuncu grubunu oluşturmak lazım. Onun için çalışıyoruz zaten. Ve biz yani ligin inşallah başlarında göreceksiniz. Çoğu döneminde bu söylediğimiz sistemi oynamaya çalışacağız. Onun için çalışacağız. Ben de zaten hani tabii ki o pas yapma olacak. Yani başkan belki farklı şeyleri söylemeye çalışmıştır. Yani çok fazla pas yapıp sonuca gitmemektense direkt sonuca gidelim falan diye ama onların hepsini onlar bizim teknik konularımız. Biz içeride onu halledeceğiz. Tabii kazanmak çok önemli, iyi oynamak çok önemli. Biz sadece bunun için çalışacağız.
Bazen çok da pas yapacağız. Bazen hiç pas yapmadan oynayacağız. O oyunun kendi şeyi ama bizim bir sistemimiz olacak. O sistemi inşallah uygulayacağız. Son bir şey sorayım daha, ben bir şey soracağım. Yok, sorabilirsin, bir sıkıntı yok da. Evet. Biz şampiyon olarak çıkamadık. Ertuğrul Hoca'ya baktığın zaman çok başarılı bir hocayım. Geçen dünkü açıklamasında benim de payım var teknik direktör. Zaten hiç kimse teknik direktör olarak payı yok demedi ama bir alınganlık yapmış oldu belli. Futbolcular arasında 70 puanlı takımın içerisinde Samsunspor'un çıkamamasını ana neden olarak siz dışarıdan nasıl gördünüz? Ya ben o konulara hiç girmeyeyim. Ertuğrul Hoca da bizim meslektaşımızdır, dostumuz, arkadaşımız. Geçen sene geçmiş ve bitmiş. Ben o sayfayı kapatıyorum. Biz çok fazla geçmişte kalmayalım. Yani ben şimdi bir şey söylersem yanlış olur. O yönetimimiz konuşur. Birazdan sorarsınız 70 puan oldu da şampiyon olamadı, o oldu, bu oldu. Ben o konuları şey yapmayayım. Biz bu sene önümüzdeki artık döneme bakacağız. Bundan önce olanlar geçmiş, kapatıyoruz. Oradan ders alıyoruz sadece yapılanlarla. İnşallah yolumuza öyle devam edeceğiz. Transfer dönemi tabii ki başladı. Sizin aklınızda isimler var da. Samsun medyasında eskiden Samsunspor'a top oynamış bir Lokman Gör. Sizin de öğrenciniz. Benim iyi öğrencimdir. Ben de kendilerini çok severim zaten. Evet. Ona bir görüşme yaptınız mı? Veya Samsunspor'a gelecek mi diye sorayım. Net sorayım. Yani şöyle söyleyeyim. Lokman bizim transfer listesinde olan oyunculardan biriydi ama direkt Lokman gelecek diye bir şey yok. Ben Lokman'ı da onunla birlikte 5-6 tane daha öyle oyuncum var. Hepsiyle alakalı tabii ki bir görüş fikir şeyini ben buraya gelen oyuncularımın hepsini ararım. Benim isteğimin dışında onların isteği var mı diye şey yaparım. Bu konuda daha öncelikli oyuncular da var benim istediğim. Lokman da bunlardan biri olabilir ama Lokman geliyor veya Lokman Gör'le anlaşıldı falan, basında da böyle şeyler çıktı falan. Bizim öyle bir şeyimiz hiç olmadı. Biz zaten öyle bir şey olduğunda da direkt şey yaparız. Biz çünkü Lokman'la şampiyonluk yaşadık Erzurum'da. Çok da iyi bir sezon geçirmişti. Orada kaldı ama çoğu söylemediğimiz, buradan da şunu söyleyeyim. Özellikle taraftarımıza da sizlere de. Benim ağzımdan bir şey çıkmadıkça kimse inanmasın. Herkes bir şeyler yazıyor. Bazen gönlündekini yazmaya çalışıyorlar. İşte şöyle olsun, böyle olsun diye. Ben söyleyeceğim tek şey, benim ağzımdan duymadıkça hiçbir şeye inanmasınlar. Veya basın söylüyorsun. Evet. Zaten o her şeyi onlar söyleyecek de biz aynen. Hocamın bir yola gitme durumu var. Arzu ederseniz hocamla bizim ilgili durumu bir kapatalım. Çünkü vakitte biraz geç de başlattık. Haydar Bey. Hoş bulduk. Samsun Kent TV, haberleştik. Biraz geç kaldığım için kaçırmış olabilirim. Eğer sorun olursa cevaplamak vazgeçebilirim. Hiç sorun yok. 8 transfer yapıldı, 6 tane daha yapılacak. Hoca olmadan transferlerin yapılması ile ilgili eleştiriler oldu. Benim için hiç problem yok. Yok, hiçbir problem yok. Eğer sizin inisiyatifinizde ne olacak hocam? Bir de takıma vermek istediğiniz, vereceğiniz bu ısrarını koparan mı? Biraz önce söyledim. Tabii ki 6 tane transfer bizim şeyimizle olacak ama istişareyle olacak burada. Benim istediğim oyuncular. Çalışan bir squad ekibimiz var. Onlarla da görüşeceğiz. Onlarla da şey yapacağız. Tabii ki bizim istemediğimiz bir oyuncu bundan sonraki süreçte buraya giremez. Çünkü bizim bir oyun sistemimiz var. Ama alınan 8 tane oyuncunun hepsi çok kaliteli oyuncular. Bizim için oyuncuların benden önce alındı falan diye bir şey yok. Hepsi Samsunspor'un oyuncusu. Hepsi de çok kaliteli ve iyi oyuncular. İstikbal vaat edeni var. Çok isimli olanı var. Hepsi bizim oyuncumuz. Bizim için öyle bir sıkıntı yok. Daha önce söyledim. Kampımızı yapacağız. Bir oyun sistemimiz belirleyeceğiz. Eğer uymayan olursa tekrar deriz ki arkadaşlar olmuyor deriz. Bir transfer daha yapılır ama transferin siz gelmeden söyledim. 6 tane diye bir şey yok. 5 olur, 7 olur, 4 olur. Mevkiler, önemli olan mevki olarak. Kafanızda bazı mevkiler oluştu mu? Evet, tabii ki oluştu yani. Mesela bir stoper alacağız, sağ bek alacağız, bir tane ortası alacağız, kanat oyuncusu alacağız, forvet alacağız. Belki 2 tane forvet alacağız. Bir de oradan şöyle bir soru sorayım. Hani özellikle
önümüzde yaklaşık 40-45 günlük bir kamp süreci. Evet. Evet. Sizin kafanızdaki Samspor futbol, yani oyun stilinin o 45 günlük süre size yeterli olacak mı? Ya yeterli olmasa bile en azından herkesin kafasına o sistemi sokacağız. Lig başladıktan sonra bizim geçen seneler sürekli yaşadığımız problem. Yani 3 hafta izin verin, 5 hafta izin verin, 6 hafta izin verin gibi bir süreç yaşadık. Yani böyle süreçler yaşayacak mı? Ya böyle bir izin diye bir şey yok ya. Öyle bir, yani ben hayatım boyunca hiçbir takımdan bana 3 hafta müsaade edin de falan da öyle bir şey yok yani. Biz çalışmaya başladıktan sonra birinci günden itibaren herkesin kafasına bunu sokacağız. Bütün oyuncular o sistemin içine girecek ve birinci maç, ikinci maç, üçüncü maç, o zaman ben derim bana bir sene müsaade edin abi, ben ondan sonra şey yapayım. Yani öyle bir şey yoktur. Bazen oyuncular 2 haftada bunu kavrar, bazıları 5 haftada kavrar. Biz onun için buradayız. Biz bir an önce lig başladığında belki bir iki haftalık bir geçiş süreci muhakkak olacaktır oyun anlamında. Ama ondan sonraki süreçte zannetmiyorum öyle bir şey olsun. Öyle bir süre müre şey olmaz yani. Hocam bu sene 19 takımla oynanacak. Bir gerçekten ciddi takımlar, özellikle Süper Lig'den düşen takımlar. Evet. Ciddi. Nasıl bir lig görüyorsunuz bu sene? Yani nasıl bir lig bizi bekliyor? Ya çok zor bir lig olacak. Yani geçen senenin tam aksine, geçen sene gerçekten kurulduğundan beri ligin en avantajlı dönemdi. Yukarıdan düşmemiş 3 tane takım, aşağıdan 8-9 tane çok problemli takım. Yani açıkçası 3-4 tane takım vardı. Bunların içindeki belki en şanslıydı Samsunspor. Geçen sene bu şansı çok yakalandı. Olmadı ama bu sene çok çekişmeli olacak. Düşen takımlar, o düşen takımlar içinde özellikle bir iki tanesi çıkmak için çok büyük paralar harcayacak, onları biliyoruz. 5-6 tane de onun yanında takım olacaktır. Yani 7-8 tane gene şampiyon oynayan takım olacaktır. İçinden sürpriz takımlar da çıkacaktır. Ama bizim için önemli olan bizim ne yaptığımız. Biz bir önce söyledim, Samsunspor'un tek hedefi vardır, Süper Lig'e çıkmak. Ve biz inşallah bunu bu zor ligde başaracağız. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hocamız dediğim gibi yola çıkma durumu var. Teşekkür ediyoruz kendisine. Başarılar diliyoruz inşallah. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Hocamızı uğurlayalım. Onun dışında diğer konularla ilgili Mustafa Bey'e, Soner Bey'e bize sormak istediğiniz sorular varsa Mustafa Bey'i buraya alalım. Hocam iyi yolculuklar dileyelim. 30'unda yine evet, 30'unda sezonu açtığımızda gerekli basın toplantısıyla ilgili duyurularımızı yapacağız. Tamam. Teşekkür ederiz. Bu sezon hazırlığı, transferler, bu süreçlerle ilgili sorularınız varsa onları cevaplamaya çalışalım birlikte. Öte görevle ilgili sizin görevinizde yok. Doğru. Evet. Şimdi dün malumunuz olağan Samsunspor Kulübü Derneği olağan genel kurulunu yaptık. Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu seçildi ve göreve başladı. Dün akşam Sayın Başkanımızın başkanlığında yönetim kurulu olarak Samsunspor Kulübü Derneği yönetim kurulu olarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik ve görev dağılımını yaptık. Görev dağılımı ile ilgili isterseniz sözlü olarak bilgi vereyim. Gün içerisinde de resmi siteden açıklamamızı yapacağız. Yüksel Yıldırım Başkanımız yine AŞ'nin başında olduğu gibi derneğin başında da görevine devam ediyor. Savaş Boyar Başkan Yardımcısı, Vennaz Akyol Haznedar Başkan Yardımcısı, Onur Bıyıklı Genel Sekreter, Kaya Aşçı Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi, Zafer Erdoğan Hukuki İşler, Melis Kalkavan Erdoğan Halkla İlişkiler, Arzu Uslu Eğitim ve Sosyal Projeler, Ali Asal Ticari İlişkiler, Rıfat Yılmaz Ticari İlişkiler, Murat Alanyurt Sportif Faaliyetler ve Branşlar, Fuat Katırcı Mali İşler ve ben Ender Gür'de basın sözcüsü olarak görevlendirildik. Görev taksimimizi dün akşam Sayın Başkanımızın başkanlığında yaptığımız ilk toplantımızda bu şekilde belirlemiş olduk. Biz de bu süreçte Samsunspor Kulübü Derneği'nin faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmemiz gereken hususlar olduğunda basın sözcüsü olarak sizlerle bir araya geleceğiz. Aynı zamanda gerek Mustafa Bey'le gerek Soner Bey'le hocamızla futbol AŞ ile ilgili de bize düşen bir görev varsa o konuyu da koordineli bir şekilde götürmeye gayret edeceğiz.
Teşekkür ederiz. Hocam şöyle söyleyeyim. İç sahada deplasmanda hep birlikte olacak mı? Yani hani orada sizle birlikte. Zaten hep birlikteyiz. Yani deplasmanlara gelemiyordunuz. Bundan sonra sizi görecek miyiz? Bundan sonra her deplasmanda beraber oluruz inşallah. Şimdi hocamızın da bahsettiği gibi öncelikle önce hepiniz hoş geldiniz tekrar. Çok güzel sizi uzun bir aradan sonra görmek. 8 transfer gerçekleştirdik şu ana kadar. Mutlu eden şey, tabii bunu öncesinde hocamızla bir anlaşma yapmadan, angaje olmadan önce görüştüğümüz bir konuydu zaten. Yani bu 8 transferin hepsinden memnun ve takımın da kullanabileceği oyuncular olarak gördüğü için orada bir zihniyet uyuşması olumlu anlamda hissettik. Bundan sonraki çalışmalar içinde bu zihniyet uyuşmasının iyi bir şekilde oturacağını görüyoruz. Çünkü hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı neredeyse %100'e yakın bir şekilde aynı frekansta oyuncu isimleriyle bile o anlamda çakışıyoruz şu an ve bu bizim işimizi karşılıklı olarak kolaylaştıran bir durum söz konusu burada. Transfer çalışmaları nasıl gidiyor derken şimdi hocamız kısmen bahsetti, ben de bahsedeyim. Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Yollarımızı ayıracağımız için bu 8 oyuncunun dışında gelişecek olan transfer sürecini biraz daha vadeye yaymak durumunda kalacağız. Bununla ilgili açık söylemek gerekirse Matias Correa'yla yola devam etmek istemiyoruz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Edwin Jesse ile zaten karşılıklı olarak %100 oranında anlaştık diyebilirim. Kendisiyle yola devam etmeyeceğiz. Türk oyuncularımızdan Furkan kardeşimiz benle bir görüşme gerçekleştirdi ve uzun süredir bu kulübe hizmet veriyor. Bizim için ve bu şehir için önemli bir oyuncudur kendisi ve insandır. Ama şansını farklı bir yerde denemek istediğini iletti. Biz de saygıyla karşıladık. Dolayısıyla Furkan kardeşimizle de sözlü olarak konuştuk. Böyle bir durumumuz olacak. Gökhan Alsan ve Nadir Çiftçi kardeşlerimizle de görüşmelerimiz var. Önümüzdeki yıl daha farklı takımlarda görev almalarına yönelik olarak. Dolayısıyla bu tür çalışmalarımız da transferin bir parçası. Önemli bir parçası hatta. Ama 30 Haziran'dan itibaren kampımız başlıyor. Daha doğrusu yeni sezon başlıyor. Bildiğiniz gibi 5 günlük bir Samsun'da hem testler hem sağlık kontrolleri hem ilk antrenmanlara başlatıyoruz. 6'sı itibariyle Erciyes'te 6'sı ve 18'i Temmuz'un ilk kampımız var. Arada bir izin var. Tam da bayrama denk gelen bir süreç bu. Ondan sonra 22 Temmuz'da tekrar Bolu'da başlayıp 2 Temmuz Ağustos'a kadar Bolu'da devam ediyoruz ki ağırlıklı hazırlık maçları, organizasyonları oraya denk gelecek. 5'inde tekrar Samsun'da büyük ihtimalle bir hafta önce ligin başlamasından önce bir hazırlık müsabakası daha. Toplamda 5 ya da 6 olacak. Ondan sonra da hayırlısıyla inşallah Ağustos'un 13'ü, 14'ü, 15'i haftası dediğim sezonda başlayacağız. Transfer çalışmaları, Nedim Bey tekrar sordu, söyleyeyim. Tüm temaslarımız devam ediyor. O sayı hocamızın dediği gibi 5, 6, 7 aralığında bir şey olabilir. Bunlar kampın değerlendirmeleriyle netleşecek olan sayılar. Hem yerli hem yabancı konusunda transferlerimiz olacak. Mevkileri hocaya sorduğunuz o çok, tabii ki kendi aramızda konuştuğumuz konular ama kendisi çok detaylı bilgi vermediği için benim de burada detaylı bilgi vermem söz konusu olmaz ama ilerleyen günlerde zaten hep beraber konuşuruz, öğreniriz. Transfer çalışmanız bu durumda. Yani gidecek oyuncuların tespit... Tomane kampımıza geliyor. Tomane bizim şu an oyuncumuz. Nasıl durum? Ya şu an itibariyle Portekiz'de bütün çalışmalarını yaptı ve bize gelen raporlar olumlu yönde. Burada tekrar gelecek, değerlendireceğiz, bakacağız. Çünkü son sakatlık süreci üzerinden 75 gün geçti. Yani uzun bir süre bu. Ve normalde eğer hoca, eski hocamız görev verseydi son maçta belki 15-20 dakika bile oynayabilecek pozisyondaydı. Dolayısıyla oradaki sakatlığı iyi durumdaydı. Yani gitmeden önce öyle söyleyeyim. Şimdi 30'unda gelecek. Bir kampı başlatacağız hep beraber. Ama ilerleyen süreçlerde başka durumlar gerçekleşirse mutlaka sizle aynı az önce ismini verdiğim arkadaşlar gibi şeffaf bir şekilde paylaşırız. Mustafa Bey, Adana Sporlu Celil'le ilgili nedir durum? Adana Sporlu Celil'le ilgili şöyle size söyleyeyim.
birebir bizim almak istediğimiz oyuncu şekli hiçbir durum gerçekleşmedi. Yani bizim o mevkiyle ilgili, orta sahayla ilgili ilk önceliğimiz Hasan Kılıç'tı. Ve ilk gerçekleştiğimiz transferlerden bir tanesidir. Alternatif olarak bir orta saha olabilir belki, bilmiyorum bakın, olabilir. Ama Celil'le ilgili bu tür diyaloglara dahi girilmedi. Net söyleyebilirim. Hocam, evet. Ertuğrul Sağlam'ın açıklamalarını duyuyorsunuzdur. Geçen sezon Samsun'un kurduğu kadro, playoff bile oynayamayacak bir kadro diyor. Evet. Yani polemik yaratmak istemiyorum. Evet. Sağ ol yani. Bence hani Samsun transfer komitesinde yer alan genel menajer olarak söylemek istediğiniz bazı şeyler vardır diye düşünüyorum. Yani bence soruyu soru şeklinde, açıklama şeklinde tam da benim kafamdaki gibi. Yani amaç, çünkü burada herhangi bir polemik yaratmak olmaz. Ama Samsunspor'la ilgili ben dün tekrar tekrar izledim. Özellikle o bölüm. Yani o bölüm tekrar tekrar izledim ve bizim bu yapımızda yönetim adına bir açıklama yapmamız icap ederdi. Bugüne de denk geldi. Tam da hocamızın basın toplantısına ve bununla ilgili bazı açıklamalar yapmak zorunda hissediyorum ben kendimi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok talihsiz olarak değerlendiriyorum. Gerçekten bakın, yine senin geldiği nokta itibariyle söyleyeyim. Herhangi bir polemik falan yaratma derdi de değilim. Ama çok talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Niçin görüyorum? Detaylarıyla anlatayım. Dediğim gibi özellikle basına yansıyan kısmını dinlemedim. Birçok, yani dinleyebileceğim her yerine dinledim. Ama o önemli kısmı özellikle üst üste dinledim ki acaba yanlış mı duyuyorum, yanlış mı dinliyorum ya da farklı bir şey mi var? Öncesi, arkası, sağa solu mu var diye. Ama emin olduk. Hep beraber sizler de olduğunuzu düşünüyorum açıklamada. Şimdi şuradan geleyim. Sıralamasıyla gideyim. Çünkü orada 3 tane değinmek istediğim nokta var. Birincisi, transferi tamamen yönetim yaptı. Ben yanlış anlamadığımı düşünüyorum. Ya bu açıklamanın bu şekilde oldu. Yani transfer yönetimin inisiyatifindeydi. Birinci açıklama bu. İkinci açıklama, bu kadro playoff'u dahi zorlayamazdı aslında. Üçüncü açıklamada bu alınan 70 puan bütün bu ilk anlattığım hikayenin ötesinde bir antrenör başarısıdır. Yani benim anladığım bu ve bunun üzerine bir yorum getirmem gerekiyor. Çok net şunu söyleyebilirim. Bakın, Samsunspor'un geçen sene yaptığı tüm transferler, biri hariç, bir tartışma neticesi oluşan hariç, hepsi, hiçbir hocanın evet alalım demedi, hiçbir oyuncu alınmadı buraya. Çok net söylüyorum. Ha, ısrarcı olduğu oyuncular var. Mesela Matias, biz olumsuzduk. Scout ekibi olumsuzdu. Ben olumsuzdum. Başkanımız olumsuzdu ama çok ısrarcı oldu. Yani yönetim böyle bir inisiyatif kullanıyor olsa Matias'a getirmezdi. Hani hocanın isteği olsun diye biz Matias'a getirdik. Bak, açık söylüyorum. Jesse'yi bize sunan ve getiren, ki Jesse'nin oyuncu olarak da Matias'ın da hiçbirini şey anlamında söylemiyor. Bu oyuncuların hepsi, az önce hocam da söyledi, çok doğru söyledi bence. Buraya getirdik ve Samsunspor'u temsil edeceğine inandığımız için getirdik bu oyuncuları. Hiçbiri, şu an yapacağım açıklamanın hiçbir oyuncuları kötülemekle alakalı değil. Ama yeterli performansı alamazsınız bazen. Sizlerin söylediği gibi. Onunla alakalı. Ama işin yönetim mi yaptı? Hocam ısrar etti konusunda bazı isimleri ben burada söyleyeyim. Jesse konusunda bize de sunan, ısrarla isteyen hocadır. Ama birinci yarı itibariyle performans alamayan mı diyeyim ya da yeterince hiçbirimizin göremediği şekli ama gitsin diyen de hocadır. Açık söylüyorum. Rahman Buğra Çağıran kardeşimiz, çok da severim. Ama sol bek alternatif olarak isteyen hocadır. Bizim, ya emin misin hani bu kardeşimiz hani bir alternatif olabilir mi bu noktaya dediğimiz noktadaki transferin ısrarı hocadan gelmiştir. Bizim bu sorgulamalarımıza rağmen yönetim böyle bir inisiyatif kullanmak isteseydi getirmezdi. Geldi ve devre arasında yine gitmesine ve isteyen ve müsaade eden Ertuğrul hocamızdır. Yani bitirmem lazım. Ondan sonra tabii ki. Ama sözüme başlarken şunu söyledim. Bir tane oyuncu transferinde gerçekten hoca, hatta ben şahidimdir. 10 Kasım tarihli bir toplantıdır o. Ben normalde durmamam lazım burada ama Samsunspor için duruyorum dediği transfer, karşılıklı Cece transferidir. Başkanımızın ben bu oyuncuyu istiyorum, oynamamasına rağmen inanıyorum dediği ve hocanın karşı çıktığı transfer Cece transferidir. Ama ne tesadüftür ki bütün maçlarda görev verdiği playofflarda ile oyuncu Cece'dir. Ya bunların hepsini açık açık söylemek gerekiyor.
Onun dışında ben hiçbir şekilde istemiyorum ve alınmasını da onaylamıyorum, tasvip etmiyorum denilen hiçbir oyuncuyu buraya getirmedik. İçine sinmemiş olabilir bir iki oyuncu. Ama hiçbir şekilde bu transferleri yönetim yaptı ve benim elime verdi. Ve bu takım, şimdi ikinci noktaya gelmem lazım. Bu takım playoff'u dahi aslında zorlayamazdı dedi. Şimdi bakın, bu takım playoff'u dahi zorlayamazdıysa eğer, sezon başındaki, geçen sene arkadaşlar buluşamadık pandemiden dolayı ama 25 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda buluşuyoruz'u ben söylemedim. Eğer bu takıma inanmıyorsaydı, 25 Nisan'da niçin Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda buluşuyoruz dendi, arşivlerinizden hepiniz bakabilirsiniz. Bunu da ben söylemedim. Bunu söyleyen kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Ki o dönem, açık söyleyeyim, herkesi de buna inandırarak söyledi. Saygı duyarım. Ama söylenen şeyin de arkasında durmak lazım. Gelelim, bu takım aslında playoff'u bile zorlayamazdı. Ben bütün sezon boyunca görev almış bütün oyunculara karşı bir saygısızlık olarak görüyorum bu lafı. Ne olursa olsun. Kaldı ki ben bu oyuncu kalitesiyle bu 70 puan alındığını düşünüyorum. Benim gibi birçok insan aynı şeyi düşünüyor. Ben verdiği tüm emeklere çok saygı duyuyorum hocamızın. Çünkü omuz omuza çalıştık. Gerçekten zorluklar yaşadık. Röportajında bahsediyor. Şanssızlıklar çok yaşadık. Çok büyük kısmetsizlikler yaşadı bu takım geçen sene. Yapılan hataların haricinde. Yani o şanssızlıklardan bir tanesi lehimize dönse, yapılan hataların da belki bir değeri çok olmayacaktı o zaman. İşte ilk defa hayatında bir penaltı kaçırdı diyor. İlk defa hayatında bir kırmızı kart gördü. Evet, bunları yaşadık. En çok Covid'den etkilenen bu takım oldu. En kötü zamanlarında. Büyük ümitlerle getirdiğiniz bir adam hayatında ilk defa çok ağır bir sakatlık yaşadı. Yurt dışında dahi tedavi edilmesine rağmen problem yaşadı. Bu şanssızlıkları biz yaşadık. Hoca da yaşadı. Yine söylüyorum, hiç kimsenin emeğini karalamak değil benim burada söylediklerim. Ama dün tekrar tekrar dinleyip, yani gerçekten hayal kırıklığı yaşadığım ve üzüldüğüm bu talihsiz açıklamanın üzerine Samsun Spor'u korumak adına bunları söylemek zorundayım. Çok açık net söylüyorum. 70 puan alınması bir hoca başarısıdır sadece demek, kötü transferler yapıldı, bu oyuncu kalitesi buna yetersizdi, ona rağmen alındı dersek, ben de o zaman ya şunu sormak zorundayım. Yani 90+2'de ben 9 kişi hücum ederken Giresun'a niye mağlup oldum? Çünkü berabere çok rahat bitirip sezonu şampiyon bitirebileceğim bir maç olabilirdi. Ben Menemen'den nasıl o ikinci golü yedim? Arkada kimse yokken nasıl teknik olarak müdahale edilemedi? İki kişi tek başına gol attı. Ben bunu sorgulayabilirim. O dönem aramızda tartışıp birbirimize destek verdiğimiz konular. Hiç problem yok. Sonuna kadar da vermek lazım. Bir teknik direktör varsa sonuna kadar destek olmak lazım. Beraber devam ediyorsanız eğer. Ama durum bu noktaya gelirse bu kulübün de haklarını korumak lazım. Ben o zaman yine sorabilirim. İlk Altın Ordu maçında ki taktikle 1-0 mağlupken niye aynı taktikle ve aynı oyuncu grubuyla ikinci maça çıktık? Bunu sorgularım yani. Eğer 70 puan başarısı varsa. Ben Ertuğrul Hoca ile omuz omuza çalıştım. 7-24 beraber çalıştım. Her derdimizi beraber paylaştık. Ama dün gördüm ki yok siz bunu yaptınız, siz bu ekibi kurdunuz, playoff'a çıkayım ama ben 70 puan aldım dendiği zaman bu işin boyutu başka bir yere gider. Şu anlamda gider. Hayal kırıklığı yaratır. Talihsiz olur bu açıklama. Ve ben de gereken gerçekleri açıklamak durumunda kalırım. Yoksa yine söylüyorum, verdiği emeklere de, harcadığı mesaiye de, her şeye sonuna kadar saygı duyuyorum. Biz arkadaşızdır da. Ama dün itibariyle o top benim kucağımda değil, sizin kucağınızda demek doğru bir yaklaşım değildir. Üzer. Eğer ortada bir teknik direktör başarısı varsa niçin 10 puan arkadan gelip Adana Demirspor bize yetişti diye de sorabilirsiniz. Birçok soru sorabilirsiniz. Samsun Spor Kulübü 22 Mayıs'tan sonra, yani birinci ligi geçen sene çıkamadan bitirdiği andan itibaren ne başkanı, ne yöneticisi, ne yetkili birisi hiç çıkıp hoca hakkında eleştirisel hiçbir şey söylemedi. Ağzını dahi açmadı. Koskoca camia netice itibariyle şampiyonluğu kaybetti. Evet, 70 puan alınan önemli bir puan. Ama bu takım ufak bazı taktiksel dokunuşlarla 75-80 de alabilirdi. Ben de bunu o zaman söylemek istiyorum. Yani en başından toplamak gerekirse, üzülerek dinledim. Yani transferlerde benim müdahalem
olmadı, yönetim yaptı. Bu doğru değildir bu bilgi. Tüm açıklıkla size söyledim zaten. Bu takım playoff'a bile zor oynardı demek, geçen sene mücadele eden, hala aramızda olan, bizden ayrılan tüm arkadaşlarıma benim için saygısızlıktır. Bunu ben kabul etmem. Teknik direktör başarısı kısmı görecelidir. O kendince olan ifadeyi sunmuş. Ben de kendi fikirlerimi o zaman bu şekilde sunmuş oldum. Efendim, Rahman Burak transferine değindiniz. Sol bek olarak Saratini. Kendisi sağ ayaklı bir oyuncu ve mevki ön libero. Hani bu sene de böyle bir transfer yapılmak istenirse bir mevkiye, buna karşı çıkacak mısınız? Ben şunu söyleyeyim. Rahman Burak, niçin bu örneği veriyorum? Ümit Özat da sağ ayaklı bir oyuncuydu. Sol bek oynuyordu. Bu tür şeyler futbolda olabilir. Önemli olan o performansı alabilip devam ettirebilmek. Ama getirip bu şekilde devre arası gitmesine okey diyorsanız o da sorgulanacak bir şey. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa bu tür istisnalar vardır. Olabilir de yani. Sol bekle göre de verdik. O yüzden daha istedim. O işte sizin takdirinizde olan bir şey. Sezon boyunca skor ekibiyle suçlandı. Hoca da bir böyle moral bozukluğu sezon boyunca geçen yıl sürekli bir moral bozukluğu içerisinde sahaya çıkıyordu. Seyirciler tribünden hatta ekranda izleyenler de bunu söylüyor. Bunun nedeni Samsun'la bir türlü birleşememesi mi? Kulüp içerisinde ya da takım içerisinde hocanın başka sıkıntısı mı vardı? Çünkü yapılan sonuçta açıklama da bunu gösteriyor gibi bir iman yok. Yani şunu söyleyebilirim. Yani dönem dönem dışarıdan aldığı bazı eleştirilerin dozu kaçmış olabilir, morali bozulabilir. Bu konularda yine söylüyorum bakın. Haksız olmadığı durumlar da vardır ki yine söylüyorum. Elimizden gelen her türlü desteği de vermişizdir. Ben de, Veysel Bey de, Soner Bey de vermekle durumundayız zaten. Ya bu kulüp adına çalışan, bu kulüpte geçmişte büyük başarılar elde etmiş bir insandan bahsediyoruz. Çok değerlidir bizim için o manada. Elbette bu desteği vermek lazım. Yapılan bazı yorumlar ya da doğru olmayan ifadelerden dolayı canının sıkılmış olması da son derece normal olabilir ve belki de sezon boyu gerçekleşen bu durumdan dolayı sıkılabilir. Bizim de en doğal olarak destek vermemiz gerekir. Her zaman da verdik. Bunu hiç yeri geldi. Tabii öz eleştiri yapmak lazım. Bazen başkanımızı bile karşımıza alarak verdik. Bakın Yüksel Bey. Çatıştığımız nokta oldu. Hani bu durumda dahi ortaya böyle bir şey çıkıyorsa, bakın şampiyonluğu kaçırdıysak bu kolektif bir şeydir. Bu kolektif bir şey. Yani başarı da kolektiftir benim kanaatimce. Başarısızlık da kolektiftir. Herkes üzerine düşeni alır. Ama dün itibariyle benim izlediğim ve hocanın dile getirdiği bu bir teknik direktörlük başarısıdır. Bunun dışında kalan şeyler aslında bunu engelledin babındaki bir şeyin doğru olmadığını söylemek için ben bunları söylüyorum. Beşin abi bir yıllık çok fazla oyuncu şeyini almıştı. Anlamadım, pardon. 5 yıllık kontrat verdi. Hiçbir şey istemiyorum, hak etmediğimi istemiyorum demişti ya. Evet. Aldı mı kontratı? Yani netice itibariyle istifa etti. Biz de kabul ettik. Pardon, şunu tam açıklasın da sen sorumlusu. Ertuğrul Sağlam kulüple ilişkisini nasıl kesti? Kendisi istifa etti. Hoca kendisi istifa etti. Biz de yönetim olarak kabul ettik. Evet. Peki, sosyal medyada arkadaşlar söylüyordu, bu işte 5 yıllık anlaşması varmış, şuradan para alacağım diyormuş. Şimdi konuyu şöyle bağlayayım. Yani ben, buyurun. Ben şöyle bağlayayım. Yani geç hani Ertuğrul Hoca'nın açıklamaları, dün akşamki belki de dinleyen benim, yani 10 dakika benim çok dikkatimi çekti. Onlar da zaten bir takımdan falan bahsetti gibi böyle. O cümleler benim çok dikkatimi çekti. Size takdir ederim. Geçen sene bizim yapmış olduğumuz 3-4 tane Zoom toplantısı vardı. Evet. Ve o Zoom toplantılarında ligin en çok koşan takımı bizdik. En iyi futbolcuları bizdik. En iyisi işte şu bizdik, şöyleydik, böyleydik, şöyle oynadık, böyle oynadık. Dolayısıyla dün akşamki Erkut Hoca'nın açıklamaları benim gerçekten talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Yani dolayısıyla da pek fazla katılmıyorum. Ana bir soru şu oldu, yani bu konuyu kapatalım. 15 tane futbolcunun sözleşmesi bitmişti. Sezon sonu itibariyle. Tabii hiç belki kulüple görüşmeden imza atan oyuncular oldu. Şu anda da hala atan işte Guido en son Balıkesir'e gitti galiba. Bu futbolcu arkadaşlarımızla hiç görüşmedik mi? Bu, yani o bölümde bu futbolcu arkadaşlar hani bir iki hafta bize müsaade edin, bir hafta bize müsaade edin şeklinde bir görüşmemiz gerçekleşmedi. Çünkü bir an önce takımdan hepsi ayrıldı gitti ve sosyal medyada çok da çirkin bazı yazışmaları da oldu bazı futbolcular arasında.
aslında. Bu arkadaşlarla hiç görüşmedik mi bu yeni sezon için? Valla şöyle söyleyeyim, başkanımız da söylüyor. Kubilay'la görüştük. Sezondan bitmeden çok önce görüştük. Hatta Kubilay'la başkanımızın prensip anlaşması oldu, el sıkışması oldu. Ama farklı bir tercih oldu. Ben kendi adıma saygı duyarım, başka yapacak bir şey yok. Ama bu görüşme oldu. Diğer bazı arkadaşlarla ilgili de oldu. Bunlar tercih meselesi. Yani burada kalmasını istediğimiz Veli de mesela görüştük. O dönem daha Süper Lig'de teklifler olduğunu söylüyordu ve düşünmediğini söyledi. Farklı bir tercih oldu. Bunlar olabilir. Ama hiç kimseyle görüşmedik, temasa geçmedik şeklinde. Evet, düşünmediğimiz arkadaşlara teşekkür ettik. Ayrıldık zaten yani. Bunlar da futbolda var. Ve şimdi itibariyle bakarsan bu yeni yapılacak olan yapılanmada 28 kişilik bir hak verdi sana federasyon. Hepsini kullanacaksın diye bir şey yok belki ama işte 25-28 arası bir yapılanmada başkanımız da bahsetti. Hem genç transferlerimiz oluyor, hem altyapıdan gerçekten çok değerli oyuncularımız geliyor. Çok başarılı çalışmaları var altyapımızın, Yücel hocamızın. Milli takıma gitmeye başladı bu çocuklar. Çok değerli oyuncular bunlar. Mutlaka A takımda görmek istediğimiz oyuncular var. Bu zamana kadar yaptığımız bazı tecrübeli transferler var. Yine gelecek. Sadece genç transferler olmayacak bundan sonra da. Çok iyi bir karma yapmak üzereyiz biz. Genç, yetenekli, istikbal vaat eden, savaşacak. Aynı zamanda tecrübeli, hem Süper Ligi hem bu ligi bilen, donanımlı ekiple çok daha güzel karma bir ekip ortaya çıkıyor. Yani ben bunu size söyleyebilirim. Başta hocanın kurumsal anlaşma ile bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini biliriz. Doğru anladım. Buna ilgili kulüp olarak açıklama yapacak mısınız? Bir gerek olmadığını düşünüyorum. Yani şu an kulüp adına yapılan bir açıklamadır bu yani. Peki bunda geç kaldığınızı düşünmüyor musunuz? Hayır. Mesela Altınordu maçının sonucunda maç sonu yaptığı basın açıklamasını izlediğiniz zaman burada farklı bir açıklama yapmadınız. Yok. Kesinlikle aynı bağlamda bir açıklama değildi. Aynı bakın, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Parayı veren o, bilimleri dağıtan o. Şimdi açıklamayı bilmiyorum. Ben istedim sizler mi? Hangi açıklamadan bahsediyorsunuz? Altınordu maçından sonraki maç sonu evet. Basın açıklamasını bilmem izlediniz mi? Evet. Orada primleri veren kendisi bu konuda. Her şeyi yapan kendisi. Gece gündüz hiç hep kendisi çalışıyor, kendisi söylüyor. Dedim Bey bakın ben size bir şey söyleyeyim. Altınordu maçı, Altınordu maçı bitip Samsunspor birincilikte kaldığı andan itibaren yani Süper Lig'e çıkamadığı andan itibaren bir helalleşme süreci başladı zaten. Hakkınızı helal edin, istifa ediyorum, gidiyorum. Biz de kabul ettik, bitti. Bizim için bu bir helalleşmedir, biter. Ta ki düne kadar. Yani çünkü yine söylüyorum, başarılar ortaksa başarısızlıklar da ortaklıklar var. Ama olmamıştır, birisi de helallik istemiştir, biz de kabul etmişizdir, bitmiştir. O dönemden itibaren tekrar dediğiniz gibi herhangi bir Samsunspor'un açıklama yapmasına gerek yok. Teşekkür eder Samsunspor sadece yaptığı gibi. Ama üzerinden bir ay geçtikten sonra böyle bir şeyle karşılaşırsanız tabii ki açıklama yapmak zorunda kalırsınız. Pardon. Ertuğrul Sağlam kaç transferi olduğunu akıl verdi acaba? Yani kaç transferde sezon boyunca şu futbolcanmasını ya da bu futbolcanmasını diye bir akıl verdi? Yani sayı söylemek çok zor. Sayı söylemek çok zor çünkü... Ama şu var, sorduğun soru o kadar geniş bir soru ki belki hatırlamıyorum. Belki 20-30 oyuncuya vermiştir. Hepsini alma şansınız yok. Görüşüyorsunuz. Anlaşma yapmaya çalışıyorsunuz. Ekonomik boyutu var bu işin. Ya ben şundan dolayı sordum. Samsunspor playoff'a girebilecek kalitede bir takım değil diyor. Yani tercih ettiği futbolcular eğer kendi tercih ise bu da onun kalitesini gösterir. O konuda ben gerekenleri kendi adıma söyledim. O sizin yorumunuza bir yorum yapmak istemem. Dejen sözleşmesi bitmedi, opsiyoneldi. Opsiyonu opsiyonlu mu? Uzadı sözleşmesi, evet. Tamam, o zaman bir cevap veriyoruz. Evet. Sonunda ben ya şimdi ben bir soru sorabilir miyim? Yok, sözleşmesi devam ediyor şu an. Herhangi maaşına indirim yapacak mı? Yani bizim görüştüğümüz bütün oyuncuları hemen hemen geçen seneki çıkamama üzerine kulübün gelirlerinin beklediğim düzeyde olmaması adına adımlar atıyorlar. Öyle söyleyeyim. Sadece. Göreve geldiğinizden beri Samsunspor'da tabii ki ilk sezon hariç ikinci sezon itibariyle işte çok ağır
hakaretleri geldi, eleştirilere maruz kalınız. İşte transferleri Mustafa Stopal yapıyor, o getiriyor, o götürüyor. Hani bütün hep odaklar size döndü ki aslında böyle değil. Az önce de açıkladınız. Hocamızın onayı olmadan hiçbir transferi gerçekleştirmedi. Hocamızın onay vermediği transferler de var. Siz eğer bizim bildiğimiz ama siz ne yapmadı dediniz? Hocamızın onay vermediği, yani sizin isteyip Samsun'a getirmek isteyip ama hocamızın... Oldu tabii canım. Bu şeydir bu. Yani sonuçta İşte transfer komitesi olarak çalışıyorsunuz, scoutingin çalışıyor, yönetim kurulunda bu işe bakan insanlar var, ben varım ve ortaya bir takım isimler getiriyorsunuz. Hocanın istemediği, hiç yani ismi de almadık açık söyleyeyim. Hani yine Cece olayı dışında biz bunu ısrarla istiyoruz ya ben istemiyorum ısrarla dediği hiç bir oyuncuda biz adım atıp da almadık. Bunun örnekleri var, ya isim vermek istemem ama böyle örnekler oldu. Hani bu zaten yönetimin getirip tek başına yaptığı, yapmadığını gösteriyor. Nadir de çok ısrarcı oldu değil mi? Yani diye. Şöyle söyleyeyim, istediği bir oyuncuydu. Nadir benim için de değerli bir oyuncudur. Yani şey yok, oyuncumuz. Matyas da inanılmaz ısrarcı oldu. Çok bizim çok olumlu bakmamamıza rağmen. Teşekkür ederim. Doğru abi, sana sorayım. Yeni sezon formalarıyla ilgili hani var mı çalışma? Var var, çıkacak? Formalar hazır, hazırlandı numuneler. Yarın da bizim sosyal medyadan arkadaşlar İstanbul'dan çekim ekibi de geliyor. Böyle bir çekimlerini falan hazırlayacağız. En yakın zamanda sunumunu da yapacağız onu. Kombine bilet belli hocalar. Onların da hazır, fiyatları falan her şey hazırlandı. Onları da en son Yüksel Bey'e bir işte Mustafa Bey'in anlattığı gibi Samsunspor'un önceliği şu giden arkadaşlar, gelen arkadaşlar ve yeni transferler olduğu için Yüksel Bey ve Mustafa Bey de biraz bu onlara odaklıydı. Bizim arkadaki ekibimiz de çalışmalarını bitirdi. Yani önümüzde şimdi bu idari anlamlardaki süreçler var. Yani bir hafta 10 gün içinde kombineler, biletler hepsini açıklayacağız. Ama tabii önce bir federasyondan tam bir net açıklamaların gelmesi lazım. Neredeyse tamamının açılma durumu bile var. Seyirci kapasitesiyle alakalı. Hani minimum %50 bekliyoruz biz ama. Yani onlar geçen sene hazır olduğu için zaten bir hazırlık yapılmıştı. Ne yazık ki lig atlayamadık. Lig atlayamadığımızdan çok değişken durumlar da oluşmadı fiyatlarıyla ilgili veya operasyonlarıyla ilgili. Muhtemelen geçen sene kurguladığımız şeyler aynı şekilde devam edecek yani. İlk girecek olanlar kombinesi olanlara mı öncelik verilecek? Ya geçen yıl hatıra kombinesi alanlara öncelik tanınacak mı? Onu çok soruyorlar. Tabii. Onlarla ilgili bir öncelik tanınacak. Geçen sene açılsaydı onlara zaten direkt olarak ücretsiz olarak verecektik. Ama onlar sağ olsunlar bir bağış mantığıyla yaptılar onu zaten. Hani açılmayacağını bile bile de yaptı insanlar. Sağ olsunlar. Bu sene onlara daha çok öncelik tanıyacağız tabii. Ben şey bir bağlayıp kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi o dün Ertuğrul Hoca'nın yaptığı açıklamalar gerçekten üzücüdür yani. Samsun Spor Kulübü olarak cevap vermek için bunu söylüyorum. Yoksa kader birliği yapmışızdır, omuzlaş yapmışızdır, dostumuzdur. Üzülerek ben karşıladığım için bunları söylemek durumdaydım ve Samsun Spor'u da bu durumda insanları aydınlatmak gerektiği için bunları söylüyorum. Her halükarda, her şekilde Samsun Spor'umuzun da yolu açık olsun, hocanın da yolu açık olsun. Yani bunu da söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Bildiğiniz gibi hem Süper Lig'den birinci ligde pasyonluksuz sırada girildi. Evet. Şimdi Samsun spor açısından baktığımız zaman Samsun'da pasyonluk sıkıntısı vardı. Yani taraftarların birçoğu bundan şeydi. Bununla ilgili bir pasyonluklarınızı çıkartıp açıklamalara. Ya biz onu geçen sene de sürekli yapıyorduk zaten ama hani bir pandemi girdiğinden şimdi onların... Bundan pek şey değil, bilgi eksikliği var. Evet. Ben bilet alacağım diyecek, pasoliği yok. Bununla ilgili bir açıklamalarda kamuoyu bilgilendirmeleri... Başlayacak onların, hepsi hazır zaten. O bilgilendirme falan, hepsi... Ya o işte bu teknoloji kullanmayla alakalı. İşte Samsun halkının biraz ona uzak durmasıyla alakalı. Bir de bu kredi kartıyla falan alındığı için insanlar biraz tedirgin oluyorlar ama artık onlarsız hiçbir şey yapamıyoruz. Bunun da ben değiştiğini düşünüyorum. Yani bu sene o sıralamada üst sıralara çıkarız. Çünkü hevesli insanlarda maça gelmek için de bir de özlem var. Yani bu aradaki seyircisizlik o pasolik şeyini de biraz hızlandıracaktır. Mecbur kalacaklardır. Başka türlü girme şansları yok çünkü. Biz de kendi ekibimizde onların duyurularını yaparak basın yoluyla projelerle onları şekillendirerek daha çok almalarını sağlayacağız. Teşekkür
Evet. Ben, çok bir soru sorayım. Buyurun. Mustafa Bey de ben yokken sorulmuştur belki. Ferhat ayrıldı mı? Evet evet. Şanlıurfa evet, evet. Ferhat zaten sözleşmesi bitmişti yani. Sözleşmesi bitmişti yollar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, sağ olun. Sağ olun.